Sayın Fahrettin Koca, buyurun Sayın Bakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığımızla ilgili sorduğunuz sorulara süremiz el verdiğince cevap vermek istiyorum. Sağlık personeli herkesin beklediği atama durumu. Bildiğiniz gibi 40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM'ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi. Önümüzdeki günlerde kılavuz yayınlanmış olacak. KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile ve mülakat yapmadan alım yapacağız. Bunun dışında Mart ayında ise 10 bini sürekli işçi, 10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personeli de ayrıca almış olacağız. Omikron varyantı var mıydı? Evet, bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omikron varyantı ile ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili şu anki bilgilerin bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin, virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşımızın sadece özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tedbirlere devam etmesini istiyoruz. Covid-19 verileri ve vefatlar. Bu konu sürekli gündem yapılıyor. Biliyorsunuz biz DSÖ tanımlarına uygun olarak PCR'ı pozitif olan vakalarımızı bildiriyoruz. Daha önce de söylemiştim. Vefatlarla ilgili bugün söyleyeceğim 3. kez oluyor. Bilim kurulu sonrası 6 ay önce söylemiştim. Komisyonda da ifade etmiştim. Bugün de söyleyeyim. Dolaylı kayıplarla birlikte tüm dünyada olduğu gibi bizde de 2 hatta 3 kat fazla vefatların olduğu tahmin edilmektedir. Kamu özel harcamaları ne durumda? Cepten harcamalar ne durumda? Sağlık sektöründe kamunun ağırlığı artarak devam ediyor. 2019'da %78 olan kamu payı 2020 yılında %79.2'ye çıktı. Özel sektörün payı ise %22'den %20.8'e düştü. Sağlık harcamalarında özellikle cepten yapılan harcamalar ise 2002'de %19.8'di, 2019'da %16.7, 2020'de ise %16'ya düştü. Yani cepten sağlık harcamaları düştü. Ayrıca sağlık sektöründe ise kamunun ağırlığı arttı, özel sektörün ağırlığı bilindiği gibi, söylendiği gibi artmadı. Kit alım durumu. Kit alımı ile ilgili Sayın Vekilimiz özellikle anlamlar yüklemekte çok maharetli. İhaleye teklifler verenlerin sayısı 2 gibi az olunca biricik firmaya veriliyor diyor. Şuradan göstereyim. Ne zaman? 21 Eylül. Teklif sayısını arttırmak istiyoruz. Ve teklif sayısını arttırdığımızda ise teklif verenlerin sayısı 15 firmaya çıktı. Bu 15 firmaya çıkışla birlikte 750 tur yapıldı. Açık ihale 750 tur. Ve 2,5 dolardan olan kit 9.6 liraya indi. Yani 700 milyon liradan 190 milyon liraya indi. Sayın Vekilimiz 84 milyon
görsün istiyorum. Burada acaba kendilerinin biricik firması... Sayın Bakan, artık tamamlayın. En son kez açıyorum. Son. Isparta. Isparta için şu deniyor. Deniyor ki Mart 2014'te temel atıldı. Kiminle? İhaleyi alan firmayla birlikte 2014 Mart'ta temel atıldı. Söylem bu. Temel atıldıktan sonra da ihale yapıldı deniyor. İddia bu. Peki bu ihale ne zaman başlamış? Ön yeterlilik ihalesine 9 firma katılmış. Temmuz 2011'de. 3 yıla yakın zaman önceden başlayan bir ihaleden bahsediyoruz. Temmuz 2012'de 4 firma teklif veriyor. Lütfen Sayın Şahin, lütfen, müsaade edin. Sayın Şahin. Lütfen Sayın Vekilim. Sayın Vekilim. Sayın Şahin, böyle bir usul yok. Oturun yerinize. Vekilim. Ya Sayın Şahin, vekilim. Oturun yerinize lütfen. Sayın Şahin, oturun musunuz yerinize? Sayın Şahin, oturur musunuz yerinize? Sayın Şahin, oturun yerinize. Sayın Vekilim, sağlık gürültüye gelmez. Lütfen. Temmuz 2012'de 4 tane firma. Şubat 2013'te 2 firmaya düşüyor. Eylül 2013'te 3'ten az firma olduğu için YPK isteniyor. İşte YPK'nın belgesi. 2013 Eylül'de. Ne diyor? İhale süreci diyor. Başlatılan ihale sürecinin Sağlık Bakanlığı'nca sonuçlandırılması. Ne zaman? 30 Aralık 2013. Firma belli oluyor. Mart 2014'te temel atılıyor. Öyle mi? Ve Isparta Şehir Hastanesi'nin ihalesinden de 9 ay sonra Londra'da yapılan sağlık işbirliği toplantısına katılıyor. Bununla ne alakası var? Bu kutsal çatı altında sözlerimizi bir değeri olmalı. Teşekkür ediyorum.